Selamlar arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir video ile karşınızdayım. Nedir bu video? Görmüş olduğunuz gibi Steam'in yaz indirimleri. Arkadaşlar, senede bir defa yapılan Steam'in yaz indirimlerine sonunda kavuştuk. Şimdi biraz para harcamaya başlayacağımız döneme girdik diyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman zaten ana ekranda direkt indirime giren oyunların listesi mevcut. Ben size elimden geldiğince kendi beğendiğim oyunları, uygun fiyatlı olan oyunları göstermeye çalışacağım. Just Cause'la başlayalım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Just Cause 3'ün fiyatı şu anda 6.75'e düşmüş durumda. Normal fiyatı 45 TL iken, ki normal fiyatı bile bana göre gayet iyi bir fiyat, hani böyle bir oyun için, 6.75 fiyatını kesinlikle kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Yaz aylarında oyun oynamak isteyen arkadaşlarımızdan kesinlikle çok büyük bir şiddetle tavsiye ediyorum o arkadaşlara. Geri gelelim efendim, şöyle bir bakmaya devam edelim. Tabii ki direkt gözüme The Division çarpıyor. The Division bizim Cüneyt'le beraber de çok keyifle oynadığımız bir oyundu. Ve ikinci oyununda açıkçası ben merak ederek bekliyorum. Şunu bir giriş yapalım bu arada. Hani ikinci oyununda bekliyorum. Ne kadara düşmüş abi fiyatı? 175 TL'den 35 TL'ye düşmüş. Sebebi nedir? Tabii ki eski bir oyun, artık geri kaldı ve yeni oyunu tanıtıldı vesaire. Ama 35 TL bu oyun için de gerçekten bedava diyebilirim. Hala böyle arkadaşlarınızla co-op olarak oynamak ya da kendiniz kişisel olarak da direkt single oynamak isteyen arkadaşlar için de son derece mükemmel bir oyun. Bak, tavsiye ediyorum bunu da. The Division gerçekten efsane oyun. Ubisoft'un oyunlarına ben biraz tepkiliyim ama yani hakikaten şu oyunu 10 numaraydı. Baktığımız zaman Cuphead var. Cuphead size saç baş yoldurtacak bir oyun. Böyle platform ve zorluğu bulmaca demeyeyim de, bu şekilde gördüğünüz gibi platform oyunu. Yani inanılmaz zor bir oyun. Gerçekten benim çok 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 zorlandığım bir oyundu. O da şu anda yine indirimde. Normal fiyatı 31 TL iken 24'e düşmüş. Çok büyük bir indirim değil. Hani ben beklerdim ki bir 10 TL'ye 12 TL'ye falan düşsün. Yine de bir indirime girmiş. Bu da göz önünde bulundurulması gereken oyunlardan bir tanesi kanımca. Aşağıya doğru devam ettiğimiz zaman asıl baba oyunlara şimdi geliyoruz. Chat diyorum bak. Yine aklım canlı yayına gitti. Bu arada bak, chat demişken canlı yayınlarıma gelin. Buyurun. Devam edelim. İşte asıl baba oyunlar burada. Şimdi PUBG'nin fiyatı 46 TL'ye düşmüş. İlginç. Tavsiye eder miyim? Etmiyorum abi. PUBG çünkü düzgün çalışmayan bir oyun. GTA'da büyük bir indirim var yine. 59 TL'ye düşmüş. GTA'da bunu çok sık görüyoruz zaten. O yüzden çok büyük bir yenilik değil. Ama yine de çok büyük bir indirim. Yani 180 lira nerede, 60 TL nerede? O yüzden bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun dışarısında Football Manager arkadaşlar, benim son zamanlarda en çok oynadığım oyunlardan bir tanesi oldu. Normal bildiğimiz menajerlik oyunu. Hani çok ekstra bir şey var mı? 2017'nin, 2016'nın üzerine çok bir şey katmışlar mı? Ben 16 ve 17'yi oynamadım. Fakat etraftan aldığım duyumlardan yola çıkacak olursam 2018'in çok fazla böyle bir değişikliğe gitmemiş olduğu yönünde. Fiyatı 120 TL'den 40 TL'ye kadar düşmüş. Futbol sever arkadaşlar için kesinlikle, ama kesinlikle hiç düşünmeden almaları gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. 40 lirada 120 liraya nazaran çok 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 büyük bir indirim. Şöyle biraz daha devam edelim. The Division'ı zaten söylemiştik. Arma arkadaşlar. Arma'da şöyle bir sıkıntı var. Benim yine çok uzun süre oynadığım, bayıla bayıla oynadığım bir oyun. Arma 3'ün fiyatı %66'lık bir indirimden sonra 34 TL'ye gelmiş. Arma mükemmel bir oyun. İçerisinde yığınla mod barındıran bir oyun. Yani o kadar fazla mod var ki bu modlar hani birçok farklı oyunun size sunamadığı keyfi, eğlenceyi sunacak tarzdan modlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oyunun optimizasyonu böyle orta sınıf PC'lerde bile biraz böyle, hani nasıl söyleyeyim, sıkıntı çıkartabilecek türden. Çok detaylı bir oyun çünkü. İyi bir sistem istiyor yani açıkçası Arma 3. Benim gözlemlerime göre öyle. Buradan başka bakacağım hangi oyun var? The Forest var. Zaten 32 TL'lik bir oyun. 21 TL'ye düşmüş. Bu da kabul edilebilir bir fiyat kanımca. Şöyle devam edelim efendim. Ben Burak kankama hediye etmiştim geçen gün. Hatta onu hemen göstereyim şöyle bir saniye. Final Fantasy. Hemen bir bakalım. Final yazınca çıkacak mı acaba? Çıkacak olması lazım. Steam'in ana sayfasında şu anda bir çökme söz konusu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bak mesela ilk yazdığında görmedi, şimdi gördüm. Arkadaşlar, Final Fantasy benim son zamanlarda PC üzerinde gördüğüm en muhteşem grafiğe sahip oyun. Bunu kesinlikle söylemek istiyorum. Manyak bir grafik var. Square Enix zaten yapmış. O adamların yaptığı hiçbir oyun zaten kötü olmuyor genelde. Zaten oyunun ismi belli, Final Fantasy.
Fiyatı 175 TL'den 87 TL'ye düşmüş. Burak kankamın doğum günü için ben bunu hediye ettim kendisine. O da çok istiyordu. O istek listesindeydi bu oyununu. Burak kankama da buradan sevgiler. Güle güle oynasın efendim. Kesinlikle %50 indirimden yararlanmanıza gerektirecek bir oyun bence. Bir de benim son zamanlardaki Ni No Kuni diye bir oyun. Bir diğer hani ne yaparsa yapsın alırım diyeceğim bir firma. O firmada hani şey Namco Bandai manyak oyunlar yapıyor arkadaşlar. Ben bu adamların gerçekten kötü oyunlarını görmedim. Bu oyun benim hani anime sever bir yanım yok. Anime falan seyretmiyorum. Fakat bildiğiniz böyle çizgi filmin içerisindesiniz resmen ve muhteşem bir oyun. Hikayesi bu küçük adam mı diyeyim, kız mı diyeyim, kız görünüşlü ama erkek muamelesi yapılan bir ufaklık. Bunun krallığına darbe yapılıyor abi. Ve kendisi zar zor canını kurtarıyor. Daha sonrasında kontrol bize geçiyor ve kendi krallığımızı kurup bu krallığı tekrar ele geçirmek için, diğer kaybettiğimiz krallığa karşı savaş açmak için herhalde mücadele ettiğimiz bir oyun. Şu anda 180 TL'den 107 TL'ye düşmüş. Yani fiyatı evet yüksek. Ama bütçesi olan arkadaşlar için ben bunu söyleyeyim. %40 indirim bu oyun için güzel. Oyunun fiyatı oyuna değer. Gerçekten çok mükemmel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Tekrar şöyle bir mağazaya dönecek olursak. Burada yine birçok oyun var. Resident Evil'lar falan var abi. Benim çok böyle oynadığım bir seri değil. Ben çünkü korku oyunlarını oynayamıyorum ama Resident Evil serisi de şu anda indirimde. Onu da sizlerle paylaşalım. Bu videoyu niye çekiyorum? Bütün herkesin haberi olmayabiliyor arkadaşlar. Hani oyun medyasını iyi takip eden arkadaşlar bu Steam yaz indirimlerini takip edebiliyor ya da yakalayabiliyor vesaire. Ben de yakalamak isteyip de takip etmeyen, bir şekilde karşısına şans eseri çıkan bu haber mevzusunu kendi kanalımdan da duyurmak istedim ki takip eden arkadaşlar bu arada evet Steam'den de geliyor bir şeyler. Evet bugün saat öğlen 2'de de yayınımız var efendim. Şöyle aşağı doğru devam edelim. Burada gördüğünüz gibi yığınla oyun var. Steam'in böyle ya bütün herkes 400'e bekler ki mükemmel bir oyunla daha yine karşınızdayız. Arkadaşlar L.A. Noir 2011 yapımı olmasına rağmen hala günümüz grafiklerini kullanan, neredeyse günümüz grafiklerine yakın konuşma, karakterin konuşma detayları filan son derece başarılı yapılmış bir dedektiflik oyunu. Fiyatı 24 TL zaten uygun bir fiyat ve 8 TL'ye düşmüş. Yani şeyleri filan Steam'de hani şu bir şeyler filan kazanıyorsunuz ya, onları bile satsanız 8-40 lira çıkar gibi. Bu oyunu şiddetle tavsiye ediyorum. Oyunun aynı zamanda Türkçe yaması da mevcut. Onu da söylemek gerekiyor. Burada strateji sevenler için Total War Attila'nın da fiyatının 20 TL'ye kadar düştüğünü görüyoruz. %75'lik bir indirim. Bu da gayet güzel bir indirim. Çoğunlukla fazla zaten güzel böyle yorum almış. 20 TL gerçekten bedava. Steam'e girip zaten şöyle baktığınız zaman direkt ana ekranınızda indirimli oyunları görebiliyor olacaksınız. Ben dediğim gibi bunu takip etmeyen şans eseri indirimlere denk gelen arkadaşlar için bu videoyu çekiyorum. Facecam kullanmadım arkadaşlar bu videomda. Bundan sonrakilerde artık bakarız. Darksiders yeni nesilden bilenler olur mu bilmiyorum ama %80 indirimiyle birlikte şu anda 6.20 TL bir fiyatı var. God of War tarzı bir oynanış dinamiğine sahip ender oyunlardan bir tanesi. Ki mükemmel ötesi bir oyundu. %86 burada, %85 de burada. Yani 3000 kullanıcının %85'i olumlu yorum vermiş. Gerçekten mükemmel bir oyun. Bunun ikinci oyunu da vardı hatta. İkinci oyunu da ben oynadım, bitirdim. Şimdi üçüncü oyunu gelecek. Onun da beklemesine geçtik diyebilirim. Baktığımız zaman başka ne var? Futbol oyunları burada yine öne çıkıyor. Rust %75'lik bir indirimle 14 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Yani bu oyunlar ki, yani şöyle söyleyeyim. 100 TL Steam bakiyenizde gerçekten bir sürü oynayabileceğiniz oyun alabilirsiniz. Benim gözlerim yaşlı Mount & Blade. Neden gözlerim yaşlı diyorum? Bayıla bayıla oynadım. Şu Bannerlord artık gelse de oynasak efendim. Yani senelerdir geliştiriliyor. Güzel gelişmeler var oyunla ilgili. Tamam hoş ama keşke bir an önce gelse diye içimden geçirmeden demiyorum. Baktığımız zaman Fallout 3 15 TL'ye düşmüş. Zaten normal fiyatı da uygun. O yüzden hani indirim gitse bile Fallout oynamak isteyen arkadaşlar çok bir şey bence kaybetmez. 30 TL'ye alınabiliyor. Warhammer bu birinci oyunuymuş arkadaşlar. İkinci oyununu biz oynadık biliyorsunuz. İkinci oyunu şahane. İlk oyunu da şahane gerçi. O yüzden bence Warhammer'ı da
listenize ekleyebilirsiniz. Tropico 4 bir ara çok böyle bir şey oldu. Hype oldu abi. SimCity 7.75'e düşmüş. Başka ne oyun var? Şöyle baktığımız zaman küçük oyunlar var. Ark'ın fiyatı zaten inanılmaz bir indirimde yine. Ark biliyorsunuz çıkışını yaptı Ark'ta. 29 TL'lik bir fiyatla şu an survival oyunlar içerisinde hakikaten göz ardı edemeyecek bir oyunla bir oyun. Çünkü 90 liradan 30 liraya kadar düşmüş, güzel bir indirim. Witcher 2, Witcher serisini oynamayan arkadaşlar için Witcher 2'yi alın abi. 4.65 nedir ya? Ayıptır ya bu oyuna bu fiyat. Resmen oyunla dalga geçmektir. Yani çok eski bir oyun olsa bile 4 TL nedir bu oyuna ya? Alın oynayın abi. Vallahi çok efsane oyuna. Bakıyorum. Şu anda Half-Life falan var abi ama yani Half-Life baya eski. Benim çocukluğuma gidiyor artık o. Dishonored fiyatı yine 7.24'e falan düşmüş. Tercih edilebilecek oyunlardan bir tanesi. Bakmayın oyunlar eski gibi görünebilir fakat bu oyunlar hala günümüzde oynamayan arkadaşlar varsa inanılmaz keyif alınabilecek oyunlar. O yüzden işte eskiymiş yeniymiş falan bakmayın. Arkadaşlar burada bir oyun var Kingdom Rush diye. Ben bunu ilk başta mobilde oynadım falan. Bunu kesinlikle oynayın abi. 18 TL'den fiyatı 9 TL'ye düşmüş. Tower Defense gibi bir oyun. Yani buralara yerleştiriyorsunuz siz kendi defanslarınızı. İşte okçu olmak istiyorsa okçu. Ne bileyim asker çıkartacaksınız asker vesaire. Buradan da düşman dalgası akın ediyor. Ve sizin evinize doğru girmeye çalışıyor. Ve hani siz buraları upgrade ederek tutmaya çalışıyorsunuz. Gerçekten çok keyifli. 8 TL'ye falan 9 TL'ye düşmüş fiyatı. Normal fiyatı da uygun. Bakmayın küçük oyun gibi görünüyor fakat böyle yapımlar gerçekten çok keyif veriyor. Ve şu an baktığım zaman yani büyük ana oyunları sizlerle paylaştığımı düşünüyorum. Bende de ne iniyormuş bakalım şöyle. Realm Royale bu ara zaten bayağı bir sardım. Ve aynı zamanda Conan Exiles bende iniyormuş. Conan hatta inmiş efendim. Evet arkadaşlar benim bugünkü videodan aktaracaklarım bu kadar. Galaksiler arası Steam yaz indirimini sakın kaçırmayın. Gün geçtikçe farklı farklı oyunlar bunun içerisine eklenebiliyor. Şu anda ayın 23'ü ve ben bu videoyu bakın saat 12'yi çeyrek geçe çekiyorum. Yetiştirmeye çalışacağım bugün saat 3 gibi ya da 2 gibi yetiştirmeye çalışacağım. Dediğim gibi bu Steam indirimlerini kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Takipte kalın efendim. Bye bye.